Cevapları aradığımız aileler yarışıyor. Siz ekran başındaki canım, ciğerim, sevgili izleyenler, siz İthaller ve siz Çeşmebaşı, hepiniz hoş geldiniz. Arada günü tek taklayla geçirenler var, gözünden kaçır. Bak kendini nasıl biliyor hemen Erhan. Böyle yaptı. La 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 la. Erhan, bodybuilding mi yapıyorsun? Biraz. Gerçekten mi? Evet. Milli sporcu musunuz? Yok yok, yani çok eski, 97'den beri yapıyorum, ağırlık çalışıyorum. Ha öyle mi? Evet. Karımdan müsaade aldığım sürece yapıyorum. O ne ya, karımdan müsaade? Antrenmanları biraz kızıyor. Niye? Hayır ya, alıştım artık. Alıştım, ses çok... çıkarmıyorum. Hayır, çok güzel. En sevdiğim konulardan bir tanesi var orada. Az sonra. Çeşme başında ne oldu? Anlat. Ya biz aslında 36 yıllık bir dostluğu olan kalabalık bir grubuz. Böyle burası. Evet. Devamımız var bizim. 20 bu kadar kişiyiz. Kaç kişi Özlem? 23 kişiyiz. Maşallah. Yazlıkta büyüdüğümüz, çocukluğumuzu geçirdiğimiz yerde bir çeşme var. Ve onun yan tarafında da oturulacak yerler var. Orada tanıştık. Orada çocukluğumuz geçti. Orada ya. Gençliğimiz tabii. geçti. Buluşmadı hemşit. Saat 3'te çeşme tabii başında buluşuyor. Evet, aynen. Aynen öyle. Tamam. Çeşmenin başına varmaz olay. O muydu? Ama vardık. Nerede yazdık? Avşa. Avşa Adası. Aa çok güzel. Evet. Oradan biri? 8 tabii yaşımızdan canım. Beri. Uçak da var orada. Orada tanıştık zaten. 25 aa. Yıldır birlikteyiz. Ay ne kadar güzel 27. Maşallah. 25. 27. Ben sana derim orada bak çok güzel konu var. Bak dön Burçak'la Erhan'a. Kaç yıldır birliktesiniz? 25. Erhan'ın saniyeler içinde deniyor. 20'ydi az önce. Bir şey söyleyeceğim. Azını söylememesi en azından çoğunu söylüyor. Azını söylese daha kötü. Evet. Değil mi? Yani sıkıntı olur. Kaç yıldır evlisiniz? 26. Hayır ya. 2017. Biz ne zaman evlendik ya? 17. Burçak biz ne zaman evlendik? 2007'de evlendik. 17 yıllık evliyiz. Evet 17. 25 yıldır birlikteyiz. Bir de onun 10 yılı da var. Bak yani 17 artı 10. 37 mi oldu? Ya boşa. 27. Ben söyleyeyim. 98'de tanıştık. 2007'de evlendik. Ay, 2007'den beri evliyiz. İki tane de kızımız kadar. Var. Ay maşallah Allah bağışlasın. Biri de burada. Hemen evet. de birazdan bakarız. Efendim Çeşmebaşı iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ve İtalyalar. Nereden geldiniz? Hollanda. İtalya. Çorum. Yok Diyarbakır. Diyarbakır'dan mı geldiniz? Evet. Ayağınızın tozuyla hayır, mı yoksa buradasın? İstanbul'da yaşıyoruz da. Diyarbakırlı evet. mısınız? Yok ben evet. Diyarbakırlıyım. İtalya Antep, Romanya Bükreş. Selanik. Romanya Bükreş mi dedi? Ha. Sen pardon, Sivas Bükreş. Sivas Bükreş. Sivas ve Bükreş. Sivas ve Bükreş. Sen Nur, İtalya Antep. İtalya Antep. Ay çok Sena Münih Mardin adlı. Benim kalemde Berlin Çorum mu? Berlin Yozgat. Yok, Yugoslavya ve Trakya. Aa burada da çok acayip şeyler var. Dur bakalım onları da öğreneceğiz az sonra. İtalyanlar iyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim taraflardan biri bir de şey dolmuş kaldırmış belli. Bayağı da bugün burada canlı izleyicimiz de var. Hoş geldiniz siz de. Efendim ne duruyoruz günlük eğlence dozunuzu almaya hazırsanız aileler yarışıyor. Başlasın. Başlasın.
Sürprizli 1000 liralık bir cevabım var ya işte, o tam 5 etapta var. Fakat en popüler hangi cevapta açılacağını siz belirleyeceksiniz. Oraya gelince tekrar hatırlatacağım. No, alkışın böyle ay hani lafım şeyimde kaldı derler. Söz alkışı Alperen burada kalk. Alkışla. 1000 lirama alkışla. Her 5 etapta olan 1000 lirama alkışla. Bravo Alperen. Ay o değil de Alperen orası bir çoğalmış. Bir çoğalmış o 1000 liramı alkışla. Siz var ya bak. Neden? Çünkü bugün 1000 liranın kıymetini bilmeyen diyor ki şanslı sorunun şanslı cevabı olan 5000 liranın kıymetini nasıl bilsin? Bak bak. Final ödülümde 10.000 lira. İtaller, ben Murat Bey, hazır mısınız? Hazırız. Diyarbakır'dan transfer ettik kendisini, bonservisini de verdik. Erhan Bey'i de 97'lerden aldık. Kendisini spor salonunda en son 30 kilo basıyordu. Oradan aldım geldim. Buyursunlar o zaman Erhan ve Murat'la başlayalım. Diyarbakır merkez mi? Evet. Diyarbakır. Ya Diyarbakır'da ben şimdi Wipeout yapıyordum ya, sunuyordum. Evet. Yarışmam hatırlar mısın? Hatırlıyorum. Çocuk muydun o zaman? Evet. Efendim? Evet. Af buyur. Evet diyor. Kaç yaşındasın? 36. Nerede çocuksun? Benle yaşıtsın o zaman. Sen 2 yaş var aramızda, sen nasıl çocuk oluyorsun? Bir şey söyleyeceğim, şimdi böyle abartır. Koltuktan koltuğa da atlıyordum Asuman Hanım falan. Ama hatırlıyorsun değil mi yarışmayı? Yarışmayı hatırlıyorum. Kırmızı toplar falan. Aynen. Orada çok tatlı bir yarışmacı vardı, Diyarbakır'dan gelmişti. Başka ne yapıyorsun dedim boş vakitlerinde. Dedi ki, ofiste oturuyorum dedi. Nasıl oturuyorsun anlamadım dedim. Şöyle oturuyorum dedi. Bildin mi onu? Şimdi eteğim var, yapamayacağım. Ben de dedim ki, ofiste sen niye öyle oturuyorsun ki? Meğerse ofis bir... Şehir. Şehir diyorum, ilçe. Ha ilçe. Evet. Ha çok güzel. Sen de merkezden ne zaman geldin? Ben çocukluğumdan beri. Yani sen... çok oldu. Yani, ne iş yapıyorsun Murat? Ben diş teknisyeniyim. Diş teknisyeni? Evet. Diş teknisyeni ne yapıyor? Protezleri biz yapıyoruz. Protezleri siz yapıyorsunuz. Yani hazırlık aşaması. Evet. Ağza yerleştirme. Ekim. Benim kliniğim de var. Ha. Fikrin öyle bir zaafı var. Buraya gelen bütün diş hekimi, diş teknikeri, hani anladın mı, kliniğimiz hepsini bir ziyaret ediyor. Biz Fikri'yi sana yollasak sen bize indirim yapar mısın? Tabii ki. Ama siz gelirseniz. Ha ben de yanında geleceğim. Evet. Tamam ben refakat, elini tutmaya geleceğim Fikri. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Ben de memnun oldum. Erhan Bey'i tanıdın mı? Evet. Tanıştık. 97'de en son kendisini spor salonunda bıraktım. Hatta dişlerin maliyetini bile söyledi bana. Neyse onlara şey girmeden adamın şimdi şeyini şimdi sonra demesinler. Maliyeti bu kadar soracağım. Sen nasıl bu kadar? Ama bir işçilik bedeli falan değil mi yani? Tabii. Erhan? 44 yaşındayım. İki kız çocuğu sahibim. Maşallah. İkisi de burada mı? Biri burada, biri... Bakayım. Küçük. Ay güzelliğine bak. Dur ben senin adını şimdi tahmin edeceğim. Ela. Elanur? Ela? Ha, bir şey diyeceğim. Göbek adını da tahmin ettiniz. Gerçekten mi? Vallahi Nur. Hakikaten mi? Gerçekten evet. Mi? Ay. Gerçekten. Bahar diyecektim önce. Tam böyle baharda. Ben Ela Yasemin deyince. Dozuk, Ela, Nur var ya. Ay nasılsın? İyiyim siz? İyin olsun işte. Aileleri yarıştırıyorum. Seninkiler de burada. Buraya izliyor musun sen bizi? Evet. Her akşam mı? Bazenleri. Sağ ol, teşekkürler. Bakayım. Aa hakikaten ne kadar anneye benziyor. Değil benziyor mi Burçak? Evet. Küçük aynı baba ama. Öyle burada mi? Burada yok. Evet. Hani bir tane senden bir tane. Evet. Ne kadar güzel. Paylaştık. Hoş geldin tekrar. Hoş Elanur. Çok güzel. Evet Erhan, 44 yaşında ne işle meşgulsün? Efendim emlak ofisim var. 20 yıldır kendi firmamda faaliyet gösteriyorum. Beşiktaş bölgesinde. Doğma büyümede oralıyız zaten. Teşvikiye'de oturuyorum. Öyle. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. 10 puanlık sorunuz. 10 puanlık sorunuz. Diyarbakır güzel olur. Hanımı Lorke. Eller arkada Murat. Vay bakayım. Önce ben bakayım fotoğrafı. Güzel. 10 puanlık sorumuz görsel bir sorudur. Ali Doğan. Çok teşekkür ederiz fotoğrafını bizimle paylaştığın için. Sizce Ali Doğan bu fotoğrafı hangi ülkede çektirmiştir?
Erhan. Venedik. Dur bakayım. Şeyden dolayı. Ha? Venedik mi? Diyarbakır güzel bağlar. Ali bu fotoğrafı nerede çektirmiştir sence Murat? İtalya. Venedik. Olmadı. İtalya belki. Var mıdır? İtalya'nın Sicilya'sında. İyi bir daha bak Murat. Bir daha bak. Hollanda. Tamam bakma. Hollanda. Bekle. Ne? Bir daha söyle. Hollanda. Çok echt mooi. Çünkü. Ya, evet. Kanal olan yerler ya, zaten. Hollanda bak mıdır? Bak ne dedim. Hollanda, Hollanda'ya selam olsun. Görüşürüz. 10 puan bende kaldı. Venedik ne, o suları oluyor. Görünce Venedik dedi. O da üstüne İtalya. İtalya ne demek Nurdan ya? Da şu anda fırça yiyor. Ne fırça sattın çok merak ettim. Buradan bildim ve Venedik İtalya'da zaten. Neyse karıştırdım. Evet çok haklısın. Ne Venedik İtalya'da değil. Kaybettik. Sen ne tatlı fırça atıyorsun ya. Dedi ses geldi değil mi? Nur ve Burçak buyursunlar. Sen ne tatlısın Nur ya. Seni tanıyalım. Ay benim adım Nur. Koç Burcu'yum. 24 yaşında gireceğim. Kendimi ya farklı bir programda gibi hissettim. Benim adım Nur. Koç Burcu'yum. Evet. Sonra Murat'la ortak çalışıyoruz. Ha. İtalya'dan. Ben İtalya ile ilgileniyorum genelde. Aa çok güzel. Evet. İtalya çok iyiyiz ya gerçekten evet, değil evet. mi? Öyleyiz. Sağlık 10 numarayız biz. Peki İtalya'nın her yerini mi? İtalya'ya gidip geliyor musun? Nasıl yani nasıl yürüyor bu? Ya zaten benim babam falan full orada onlar herkes oralı falan. Nerede? İtalya. İtalya'nın neresi? Söyleyeceğim bileceğin Novara. Kız İtalya turu yaptım o kadar. Novara'da mı şimdi Sicilya'da? He ben Sicilya'ya gittim. Sicilya'nın tamam. neresi orada. Varsa gezdim. Orada şu an. He şeye bile gittim. Baba filmi çekildiği yer var ya. Evet. Ondan sonra işte orada. Şey. Ay neresi şeyi hatırlayamadım biliyor musun? Vitelli. Vitelli adamın orada işte şeyini kendi tatlısını falan yedi. İşte. Bildin mi filmi? Yok ya. Godfather. Görsem tanırım da bilmedi. Görsem tanırım mı? Filmi görsem tanırım. Godfather 1, 2, 3. Bak çıkınca izle. Tamam. Eve gidince izle. Tamam. Şimdi oraya mı gitmişler? Ailen orada mı? İtalya'da yaşıyor. Zaten hep oradalardı. Biz birkaç yıl önce annemle döndük. Ha, baban orada mı hala? Babam orada. Oradan gelmez o. Sicilya'da. Evet şu an orada. Sen de dili bildiğin için. Evet. Dedim ha, ne yapacağım? Bu işe gireyim dedim tesadüfen. Öyle de gelişti. Kaç yıldır bu iş yapıyorsun? Bir buçuk yıldır İstanbul'dayım zaten. Ha sen daha yeni geldin. Evet evet. Burçak seni tanıyalım. Burçak Özkaraman. Son kararınız nedir? Kaç yıldır birliktesiniz? 98'de tanıştık. 2017'de evlendik. 26. senemizin içerisindeyiz. Oh evlilikte de 18. Maşallah. Nice nice güzel senelere inşallah hep birlikte. İnşallah. İki tane de evet, evet. kızınız var. Biri 8 yaşında, biri 3 yaşında. Oy. Bir de Leyla'mız var. Ela, Leyla. Ay çok güzel maşallah. Evet. Öğretmenim ben. Fen bilimler öğretmeniyim. Oo, çok memnun oldum hocam. Ortaokulda. Uzun yıllar okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra şimdi dijital bir platformda öğretmenlik yapıyorum. Canlı ders veriyorum. Aa çok evet. güzel. Evet. Hem de evden veriyorsun. Evden değil yok ofisteyiz yine. Ha ama, ofistesiniz yine. Ha, oradan yayın yapıyoruz. Ha şey diyecektim bebişle de vakit. O seneye olacak inşallah. Bakalım. Ay çok buradan güzel. Patronlarım da duysun. Seni evden çalışma olsun. 10 puanlık sorunuz geliyor. Hoş bir yan. Come stai? Ha come stai? Come stai? Ha evet. Evet. Don Carleone. Onu bildin mi? Aman dur ya. Siz ben şey demiyorum. İtalyan okuruşlarında. Size karşılıksız para veren birini söyleyin. Burçak. Babam. Hakikaten, ebeveynlerim. Hakikaten öyle, öyle mi? Hakikaten öyle. Babam. Var mı? Bak bu bir işaret. Senin Godfather filmini izlemen lazım. Babam tamam. çıktı yine gördün mü? Görüşürüz Nur. Görüşürüz. 10 puanı Burçak'a kaptırdı. O kadar da basmış. Gürkan ve Zeynep geliyor. Evet.
Ladies first. Yes, tabii ki. Seni tanıyalım Zeynep. Zeynep Taş'tan ben, 25 yaşındayım. Ben de Murat Bey'le birlikte aynı klinikte çalışıyorum. Hastalığın sen hangi bölgeye bakıyorsun, hangi ülke? İspanya, Romanya ve İngilizce konuşan herkes. Ha, İspanyolca var mı? Var. Var. Hola. Hola. Okey. O kadarmış değil mi? Çok güzel. Gidip geliyor musunuz yoksa hep yoğun telefon Yok, trafiği? Yok, telefon trafiği genelde. Değil mi? Yani ama reklam çıkıyorsunuz herhalde. Tabii ki reklam çıkıyoruz. Onlar tıklıyorlar bize geldikleri zaman. Çok güzel ya. Harika. Geliyorlar. Senin peki İngilizce. Ama sen burada yaşıyorsun. Evet, ben burada büyüdüm. Annem Roman, orada doğdum. Bükreş'te doğdum. Babam Sivaslı. Annen Roman, yapmışlar. Baban Sivaslı. Aa, Sivas'a da selam olsun. Aleyküm selam. Çok güzel. Seni tanıyalım Gürkan. Gürkan ben. İstanbul'dan, Ataşehir'den katılıyoruz. Çocukluk arkadaşlarımızla birlikte. Çeşmebaşı'ndan. Çeşmebaşı. Bankacılık sektöründeyim. 20 yıllık evliyim. Banka sektörü. Bankacılık sektöründeyim. 20 yıllık evliyim. İki çocuklarım var, 17 yaşında. Onlar da burada. Bankada ne yapıyorsun, müdür müsün? Şube müdürüyüm. Hangi şube? Bostancı. Ha, o Bostancı. Bana biraz Anadolu, uzak. Anadolu'nun taksisiyiz. Güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. Evet. Eller arkada. Bir erkeğin düzenli müşterisi olabileceği bir yer söyleyin. Gürkan. Restoran. Bakalım restoran var mı? Zeynep, var sende cevap değil mi? Bir erkeğin düzenli müşterisi olabileceği bir yer söyleyin. Berber. Tabii ki. Evet. O bir şeydir ya. 20 yıldır o berbere giderim yani. Doğru. Senin yok herhalde. Var. Var değil mi? Berber. 10 puan senindir. Bravo. Görüşürüz. Evet. Kaptırdınız taze 10 puanı. Sena ve Özlem buyursunlar. Özlem Hanım, sizi tanıyalım. Özlem. 12 yıllık Sen de bankacısın. Hayır. Aa değil. Ben turizmciyim. Kurumsal bir firmada kurumsal toplantı, kongre organizasyonları yapıyorum. Bir oğlum var. Maşallah. Bu kadar. Yıllardır da bitmeyen dostluğumuz var. Evet. Çok güzel. Bitmeyen bir dostluğumuz var. Çok tatlı. Sena, seni tanıyalım. İsmim Sena. Ben de Adıyamanlıyım. Annem Selanikli. Ben de İtalyım biraz. onun dışında Murat Bey'le çalışıyorum ben de. Sen hangi dil var? Bende Türkçe var. Sadece Türkçe anlıyorum. Bende yani full koordinasyon bende. Sadece onunla ilgileniyorum. Oo. Onlar hasta yapıyor. Ha, sana paslıyorlar aynen. Onlar. Diyor ki mesela sonrası Romanya'dan bende. Bu kadar hastamız aynen. Var diyor. Mutlu İspanya'da. Olan kısım ben oluyorum işte o sırada. İşte hasta geliyor sevinci falan filan. En zevkli kısım bende yani. Ha, mutlu olan, uğraşma mutlu kısmı olan kısım bence Murat orada. Oo, geliyor. Çok güzel. 10 puanlık sorunuz geliyor. İlişkilerde tartışmayı sonlandırabilecek bir kelime. Sena. Haklısın. Ay, genelde öyle mi yapıyorsun sen? Yani genelde. Haklısın, özür dilerim. Tamam, uzatma yani. Uzatmamak için mi yapıyorsun? Tabii. Hiç. Şu kadar taviz vermem. Haklıyım, haklı. Hep de ben haklıyım, tamam. Haklısın var mı? Sinir olur. Bir de böyle yalandan tamam sen haklısın yaparlar ya. Aa, daha da uzuyor, anladın mı? Aslı ve Kader buyursunlar. Kader, seni tanıyalım. Merhabalar, ben Kader. 27 yaşındayım. Babam Migos, annem Trakyalı. 3 bölüm mezunuyum. Şu anda fotoğrafçılık ve kameramanlık yapıyorum. O şekilde. Bu arada çok Yugoslavca konuşabiliyor musun? Yok asla. Sadece kokası dobrasam o kadar. Ha, ben konuşuyorum. Öyle, ama bende yok. Sende mi yok? Yok. Aa, işte. Gördün mü şimdi? Neyse. Çık kafede ben sana bildiğim tamam, şeyleri söylerim. Sen bu arada çok sevdiğim bir yeğenim var. Minnoş'um. Sizi böyle izliyor ve her gün onun böyle oyununu yapıyormuş. Kesinlikle çok bizim selamımı mi? Söyledi ve teyzem. Onlar çok selamlı ve sizden özel olarak bir sevgi, selam istediler. Sevgi bekliyorlar evet. Beni. Ben de kimler sevgi beklemiyor ki? Ama siz seviliyorsunuz. Adı ne? Yeğenimin adı Zeynep, teyzemin adı Serpil. Serpil. Ben teyzemin adı Sarp anlıyorum. Serpil abla. Benden sevgi değil.
canım işte. Öpüyorum sizi. Zeynep de, Zeynep kaç yaşında? 5 yaşında. Ay öpüyorum Zeynep'ciğim. Şey mi yapıyor? Aileler yarışıyor falan. Evet evet birebir o şey yapıyor. Koordine ediyor falan. Çok tatlı. Siz oluyor falan. Kaç nesil büyüttüm kaç. Aslı seni tanıyalım. Aslı Erinç. Turizmciyim ben de. Aynı yerde misiniz Özlem? Yok aynı yerde değiliz. Daha doğrusu şöyle turizmin farklı kollarındayız. Sen hangi kolu? Ben alışveriş tarafındayım. Turistik mağazacılık bölümündeyim. Aa, hani değişik halı kilim, bunu hiç travel, duymamıştım. Denen şey halı kilim travel hikayesi. Aa okey. Daha kolay halı kilim travel. Şey souvenir. Çok güzel. Aynen öyle. O zaman Emin şey burası ile alakalı mı yoksa nasıl? Şöyle. Antalya. Antalya, Kapadokya ve İstanbul Nuri Osmaniye'de 3 tane yani Türkiye'de 3 tane Dubai'de bir tane şubesi olan bir halı firmasının pazarlamasını yapıyorum ben. Hmm. Pazarlamacıyım aslında. Yani özü işimin bu. Çok güzel ya bak. Tabii ya turizmin aslında farklı farklı. Mesela değil mi sağlık turizmi var. Tabii. Seninki neydi? Alışveriş mi diyoruz? Alışveriş diyebiliriz. Bir de şöyle sen demek. Sen başka bir şeydi. Alışveriş mi? Alışveriş tabii işin bir boyutu ama. Bu arada kolların rahat olabilir butonlar kadar. Evet fark ettim onu ya. Bir şey diyor oradan birisi. Bunu kim yapıyor? O yeni gelenlerden biri yapıyor. Ya Sinem ya Burçak. Yok yok rahat durun böyle dediler bize. Yok yok o bizim o anki heyecanımız bence. Rahat durun dediler bize şimdi. Günahlarını. Tamam. Evet. Rahat ol ya. şöyle şimdi yurt dışından Türkiye'ye gelen misafirler sadece müze öğren yerlerini gezmiyorlar. Aynı zamanda Türk el sanatlarının tanıtımı adına işte halı, çanak, kuyum, deri gibi bu tarz yerler imalathanelerini de tabii geziyorlar. Bizim çünkü halılarımız da değil mi? Tabii ki çok şey, meşhur. El halılarımız. Dokumacı kızlar ya lelli ya Allah. Ne oluyorsa hemen bir kafam. El yani dokuma, bizim mağazamızdaki sadece el dokuma. 10 puanlık sorunuz geliyor. Birinin enişteniz olabilmesi için evli olması gereken Aslı? Teyzem. Teyzem midir? Abla. Kader. Birinin enişteniz olabilmesi için evli olması gereken kişiyi söyleyin. Ablam. Abla var mı abla? Abla, kız kardeş 10 puan gider. Görüşürüz. Ne oldu? Efendim bu akşam aileler yarışıyordu. Açılış şöyle yapmış bulunmaktayız. Çeşmebaşı 10 puanla başlarken İtalyanlar 30 puanla başladılar. Yani bu başlangıçta tabii puanları kapmanın da bir avantajı oluyor. Onu da sonra göreceğiz diye düşünüyorum ama tabii aileler yarışıyor da hiç belli olmuyor biliyor musunuz? Yani bazen bir taraf 0 puanda bayağı bir ilerliyor diyor ki moralleri bozuluyor nasıl olacak derken son anda finale kalıyorlar. Evet. Değişik. Efendim ilk etapımızla devam ediyoruz. Murat ve Erhan geliyor. Hadi kalın, Murat. Efendim sürprizli 1000 liram hangi popüler cevapta açılacak? Bunu siz belirleyeceksiniz. Kendi aranızda anlaşabilirseniz harika olur. Kim yani rakamı biri seçecek. Çekebilirsiniz. Tamam. Aa hemen de ikna oldun ha. Hemen de ikna oldun yani. Bakmadan çekersek. Dur oraya da bakma oraya monitörden bakalım. Ama ben şanslı numaramı çekmek istiyorum. Sen gözlerini kapat Murat. Bana bak. Diyarbakır'ı düşün. Evet daldır elini. Evet. Tamam. Daldır. Bir. Bir miydi şanslı? Yok dörttü. Ver o zaman bir. Bir. Efendim en popüler cevaba sürprizli 1000 lira gelecek bundan sonraki etaplarda. Kayıtlara geçti değil mi Alperen? Alpiş. Bundan sonra senin adın Alpiş. Atlas öyle yapıyor. Alpiş. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Sessiz sinema oynarken kolay taklit edilebilecek bir hayvan söyle. Erhan. Maymun. Maymun. Maymun en popüler 4'te açıldı. En popüler 3'ü açtırırsan sizinle başlarız. Soruyu hatırladın Murat. Bir daha alabilir miyim? Sessiz sinema oynarken kolay taklit edilebilecek bir hayvan arıyoruz. Kuş, üç. Kuş. Kuş. Bir yap sen. Yok. Aa ne tatlı. Gülerken kuş sesi gibi. Bu hangi kuş acaba? Çok güzel oldu.
Gerçekten. Çünkü normalde şimdi biliyorsun cik 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 yapacaktı başkası olsa. Senin çok güzel gülerken geldi o. Teşekkür ederim. Bakalım kuş mu ve daha popüler. Kuş varmış ama daha popüler demiş. Bu arada Erhan diyor ki neyse maymun kısmını atladı diyor, bana dönmedi diyor. Bir maymun olur mu? Buyursunlar, maymun sırayı kapar. Görüşürüz Murat. Görüşürüz. Hayır şey, bir yapar mısın kuş taklidi diye, maymun herhalde yaptırmayacağım Erhan'cığım. Burçak sen değil. Sessiz sinema oynarken kolay taklit edilebilecek bir hayvan söyleyin. Penguen. Penguen var mıdır? Burçak da yapmaya hemen hazırmış. Bir daha yap bakayım. Penguen var mı? Maymun, penguen, kuş, Gürkan. Tavşan. Olabilir. Yapacağız. Bakacağız. Yap ya, yaptırma sakın. Yok yaptırmayacağım da. Sakın. Şeyi düşün şimdi, tıklamasından mı yoksa? Tabii tabii, o kadar. Ya ikisi de olur. İkisi de o geldi olabilir aklıma. İkisi de geldi aklıma. Tavşan var mı? Adama. Niye adamın cevabına ya, güldünüz? Tavşan hem en popüler tabii çıktı hem de 1.000 lira kazandırdı Gürkan'a. O bende. Ya bu arada ben de öyle yaptım da aslında doğru en... Evet. Hemen böyle bir şey yaparlar. Bir sürü şey var tabii, her taraftan yapabilirsin. Tabii bir sürü evet şey var. Özle... Şey... Yok o başka bir şey. Ay bir de kendimi benim 40 kilo falan sanmam. Videoyu inlettim. Bak bak. Özlem. İki cevap arasında kaldım aslında. İki şey var aklımda. Hangisini söylesem bilemedim. Burçak, Burçak ama kaşı kaldırdığı için şimdi ona göre bir cevap verecek. İlkini söyle bence. Yılan. İlk aklına geleni söyle. Yılan var mı? Hayret. Yani sessiz sinema oynarken taklit edilmesi en kolay hayvan olmayabilir ama göstermesi mesela Seda'yı gösteririm mesela Alper Seda'yı gösteririm hemen yılan dersin değil mi? İlk çarpı geldi. Buradan Fatoma'da, Fatih Şire'ye de selam olsun. Aslı. Kedi. Şöyle sessiz. Aa sessiz çok sinema güzel yaptın. Bu hiç aklıma gelmiş. Bir daha yapsana. Üç tane olunca ben de üç tane izleye izleye artık. Kedi var mıdır? Bravo. Wow. Erhan sana döndük. Bir tane çarpınız var, bir tane açılmamış cevabınız var. Sessiz bir sinema oynarken taklit edilebilen, kolay taklit edilebilen bir hayvan arıyoruz. Beş. Horoz. 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 İbibik'ten olur. Horozu alırım senden. Evet. Evet, olabilir. Yani. Doğru ama sessiz sinema oynarken şey yapamayız ki değil mi? Ses çıkaramayız. Horoz açılırsa çeşme başı böyle bir tane çarpıya rağmen bu etabı alır. İkinci çarpı gelir kümelenin sessiz sinema. Aa, bana mı kaldı? Ay vay. Burçak sen değil. Dikkatli, iki tane çarpınız var. Bir tane de açıyor. Ya şu mis gibi etabı kaptırma bence. Bence Burçak çoğunluk köpek demiştir. Kesin. Çünkü benim diğer aklımdaki mantıklı. Tavşan varsa, kedi aynen de açıldıysa aynen, köpek. Aynen. Yani onu düşünerek cevap veriyorum şu anda. Olmalı. Çeşme başı. Geliyor, geliyor. Hey. Etabı kaptırmadılar. Ne bulmuştunuz? Köpek. Köpek. Köpek mi? Evet ben dedim. Söyle Nur. Ne dedin? Gitti. En sonuncuyu nasıl açtırdı ya? Desene köpek. Evet. Niye hakikaten demedi? Kuş. Aklıma gelmedi. Aklına gelmedi. Ama Nurcuğum şimdi seni de göreceğiz. Yok yok. Ben sadece klavye delikanlısıyım. Ne? Klavye delikanlısı. Klavye delikanlısı ya. Ne tatlı. Buradan... Sürekli adama fırça atıyor ya bu. Nur ve Burçak'la devam ediyoruz. Hazır mısın Nur? Evet. Serbestlik, pardon. Şimdi...
Şimdi eller arkada. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. İnsanların sizin hakkınızda konuşurken kullanmasını umduğunuz bir kelime. Burçak eli de ağır abi Nuru. Burçak. Umduğum kelime. Beklentim yani. Çalışkan. Burçak çok çalışkandır. Var mı? Başarılı, çalışkan. Değil mi? Duymak istersin yani seni. Kim duymak istemez? Çok başarılı, çok çalışkan. Nur. Efendim? Gitti. En son, en popüler. Ben bunu da bilemezsin. Sen en popüler 5 araştırırsan sizinle başlarız. Tamam. İnsanların sizin hakkınızda konuşurken kullanmasını umduğun bir kelime. 3. Güzel. Nur nasıl güzel? Nasıl güzel? Var mı? Yani sanki daha böyle başarılıcın. Ama çok güzelsin. Teşekkür ederim. Bella. Bella. Görüşürüz Nur. Görüşürüz. O değil de bir Murat'ın yanına git bakayım ne olacak. Hep senin yüzüne. Buyursunlar Burçak. Güzel. İkinci etapımıza da Çeşme başıyla başlıyoruz. Gürkan Bey sizdeyiz. Evet. İnsanların sizin hakkınızda konuşurken kullanmasını umduğunuz bir kelime. Zeki. İyi. Çok zeki. Bari nasıl bir zekiyi? Var mıdır? Bravo. Gizli. Umarım benim için zeki demiştir. Özlem. Sevimli. O da önemli. Sevimli. Bütün çarpıları da ben açıyorum ya. Olmaz ki. Bravo. Özlem için de hiç sevimli demiyorlar muhtemelen. Özlem, çünkü Özlem böyle, anladın mı? Şey, sen böyle bir öğretmen gibi. Yönetici, evet, havası var. O ne yüzden yazık ki. Bir tane çarpınız var, Aslı sen değil. İki cevap arasına gidip geliyorum. İkinciyi seç. Bu sefer ikinciyi seç. Ne diyeyim, ikinciyi seç mi? Bu sefer ikinciyi. Geçen sefer ben birinciyi seçtim. Yani aynı kapıya mı çıkacak onu bilemiyorum. Sempatik. Sevimli aynı mı? Onu çözemediğim yok. İçin şey yapamadım. Farklı olabilir. Hemen sorayım Özlem Hanım'a. Farklı. Dedi ki. Farklı. Farklı. Sevimli, sempatik bir sürü şey var çünkü içinde bilemedim. Sempatik var mıdır? Çok sevimli, ötekini çok sempatik. Söyleyeyim. Bunu ama bizim insanlarımız aynı şeyde kullanır. Çok sevimli, çok sempatik. İkinci çarpı da gelir. Kümelenin İtaller. Erhan. İyi. İyi, evet. Evet. Benim için mesela en önemlisi o. Bir İyi insan. Kafadan. Ha, akıllı ve zeki olduğumu zaten biliyorum, anladın? Hadi. İyi. Var mıdır? Bravo. İyi insan olmak çok önemli. İyi. Akıllı, zeki, iyi kalpli, başarılı, çalışkan. Burçak? Becerikli, hamarat. He, onu da duymak isterim şahsen. Tabii ki. Sen, değil mi? Bak onlar hep kendileri için söyleneni söylüyor. Becerikli. Bir baklava açar. Çok hamarat. Var mıdır? Şaka. Duymak istemiyorum. En popüler 6'da yok. Son cevabı duymadık ama. Kader. Dürüst. Dürüst. Nice. Sena. Aynı dürüst evet. Ben son cevabı duymadım ya. Peki Sena başka mesela insanlar seninle ilgili konuşurken hangi kelimeyi kullanmasın? Elim olur? Açık olduğu için genelde cömert derler. Hoşuma gider. Mesela. Cömert derler. Benim şey ne derler? Hoşuma derler. Başka? Başka. Güler yüzlü derler genelde. Gülerim hep. Öyle yani. Başka güzel. Demesinler. Zeynep? Aynı. Dürüst. Dürüst. Nur? Yalancı derler bana. Şaka. Şaka şaka. Sen koç muydun? Evet. Şaka şaka. Başka? Güler yüzlü bence de. Dürüst.
güler yüzlü. Sen ne demiştin Kader? Ben dürüst. Dürüst. Murat, son karar senin. Doğru cevabı açtırırsan etap sizin. Dürüst. Dürüst. Açılırsa İtaller bu etabı alır. Nur bu işe çok sinirlenecek ama dürüst cevabı Murat'cığım sana 1.000 lira kazandırır. Aa, eşittir. Bu arada efendim şöyle bu etabı alır dedim. Yani çok da bir etap yoktu ortada. Fakat en başta 30 puanla başlamanın işte avantajını yaşıyorsunuz şu anda. Orada 3 tane cevap açılmıştı. Evet. Dördüncüyü de siz açtırdınız. Baktınız 66 puan geldi size. Fakat 30 puanınızda önem var diye 96 puanla şu anda rakiplerinizle eşit durumdasınız. Kafa kafaya geldiler gördüğünüz gibi. Açılmamış 2 tane cevabımız var. Güzel çıkmamıştı Nurcuğum. Evet ya. Hakkımızda böyle güzel densin. Tabii ki hepimiz arzularız. Fakat burada sadece kadınlar yok tabii ki. Bakalım en popüler 5 tane var. Güzel. Tabii canım tamam, çok komik, dedim. Eğlenceli. En popüler 4. İşte ben bununla şeyin arasında kaldım. Onun arasında mı kalmıştın? Saygılıyla evet. İşte Özlem'i ilk hangisiydi? O söylediğin. Ha, Özlem dedi ya ikincisini mi söyledi? İkinciyi söyledim sana. Efendim şöyle oldu. İtaller 96 puanda. Çeşmebaşı ekibi de 96 puanda. Bakalım eşitliği kim bozacak? Gürkan hadi ve Zeynep hadi. Geliyor. Güzel soru. 100 kişiye sorduk. En popüler 6 cevabı arıyoruz. Asuman Krause ile bir haftalığına değiştirmek isteyeceğiniz bir şeyinizi söyleyin. Zeynep. Tipim. Tipim mi? Aa. Ne bileyim öyle demişlerdir herhalde. Öyle demişler midir 100 kişiye sorduğumuzda? Tipi tipi. Bir haftalığına Asuman Krause'nin tipi olayım. Dış görünüş yani. Bakayım. Bence güzel cevaptı. Var ya uf ne eğlenirdin. Belki vardır öyle ne eğlenirdin. Gürkan bir haftalığına. Popülerlik diyeyim. Popülerliği. Bakalım popülerliği var mı? Yok artık. Popülerliği de değilmiş. En sevdiğim yere geldim. Bakalım Sena. Fiziğim. Fiziğim var mı? Fiziğim. Özlem? Saçlarını. Aynı. Ay kız zaten iki tel saçım var. Hiç sanmıyorum ya. Hele bir de sen. Maşallah. Kadının nasıl gür saçı var. Saçları var mı? Kader. Hadi var sen de o cevap. Şöyle söyleyeyim. Meslek. İşi yani. Evet. Hemen göz koydum benim. Tabii. İşi var mı işi? İnanmazsın bu akşam 3. etabımızda ilk defa İtalyanlarla başlıyoruz bir etaba. Yani geç olun mu neydi o zor olmasın geç olsun güç olmasın. Güç olsun güç olmasın. Aa, güç oldu ama oldu yani. Şeytan karışır ama. Bir de tur bindiriyorduk yahu. 1.000 lira da senindir Kader. Teşekkür ederim. Ya gerçekten çok güzel, çok güzel işim var ya. Vallahi çok şükür. Murat. Enerjisin. Aa sen enerjisin. Çok enerjisin. Ha ben evet. Sen değil misin? Çok değil. Daha duran mısın? Evet. Enerjisi var mıdır? Asuman Krause bu enerjisini neye borçlu? Az sonra. Ne bileyim ya. Yani o 100 kişiye de sormak lazımmış artık. Gerçekten ya o kadar şey söyledik. Bence enerjisinden önce de başka bir evet. Şey var. Daha fazla bir şey. Bak mesela kadere nasıl yaptın? Ben sen daha var ama Nur.
Hayat. Özel hayatınız. Özel hayatım. Yani hayat. Yok kız. Ben seni... Yok yok. Yok yok değiştirme. Full böyle tüm hayatınız. Komple hayatım. Senin hayat işte. Benim tamam anladım. Hayatı. Komple hayatı var mı? Bak benim hayatı alırsan anneme parayı sen yollarsın bu hafta. Anacığıma da selam olsun. Anneciğim ellerinden öperim. İki tane çarpı aldılar gördüğün gibi İtalyanlar. Kümele'nin Çeşmebaşı Zeynep. Dikkatli. Bir tane açılmış cevabınız var. Açılmamış 5 tane daha cevap var ama 2 tane çarpıya rağmen mesela çünkü kaderde mesela bir cevap var. Sanırım Sena'da da var. Sen de doğru cevabı açtırırsan size geliriz yine. Zeynep. Doğrudur umarım. Ev diyeceğim. Eviniz de evi var mıdır? Aa! Arabamı vermem. Vermem. İkinci cevabım var. Bak evi veririm, arabayı vermem. Evde tadilat için vereceğim. Sena? Ya aslında çok kararsın. İki tane var. Ama bence çevresi diyeceğim. Arkadaş çevresi. Belki oradan tanıştırırım. Bir hafta sonra yine devam ederim. Çok akıllıca. Yani. Ay Sena. Mesela benim çevremde seni tanışmak... Vardır bence. Kim vardır mesela? Yani işimize yarayacak vardır birileri. İşimize yarayacak. Senacığım, sen hayata nasıl bakıyorsun ya? İşimize yarayacak. Mesela kim lazım? İşine kim yarar? Yani bir sponsor bulsak. Hep işi düşünüyor gördün evet. mü? Çevresi var mı? Arkadaşlarım, bak şimdiden söyleyeyim Senacığım, benim arkadaşlar çok benden borç para ister. Al senin olsun bir haftalığı. Ama sizden ödeyeceğim zaten, bir hafta sonra yine benim olabilir arkadaşlarım. Gördün mü? O da güzel. Kader bakalım sendeki cevap ne? Şimdi aslında arkadaşlarımın dediğine benziyor ama sadece daha spesifik olacak boyu. Şimdi bende yok. Fizik. Dedim. Kim demiş? Daha spesifik oldu. Acaba daha özeli mi? Ha fizik daha genel oldu. Boyu aynen. direkt alırsam. Dur bakalım bir. İnşallah. Boyu var mı boyu? Özür dilerim arkadaşlar. Çünkü bak burada böyle sanki fiziki özellikler yok da. Daha böyle... Mal varlıkları. Mal. Sena'nın şeyi evet. mesela. Mal büyük mü? Nur'a bak mal dedi. Fizik özellikle daha çok mal var dedi orada. Hakikaten ev, araba, iş. Bak çok akıllıca. Sena, mesela arkadaşları sonra ben onlarla dedi kankitoluğa devam. Çok mantıklı. İnşallah. Çeşmebaşı gel. Çeşmebaşı. Neydi ya? Çeşmenin başına varmaz olaydım. Ha geldik mi? Bir. Bir güzelinmiş Aslı. Bildiği diller. Özlem. Özlem niye kara kara düşünüyorsun? Kümelenmediniz mi? Kümelendi. Ama onların ama dedikleri senin kafana yatmadı. Bir birlik elde edemedik. Bir cevapta toplanamadık yani. Kendinden çık yola misal. Ne olsun, ne değiştirirdin? Sempatikliği. Sempatikliği, güzel. Gürkan? Yetenek diyorum. Oh, nice. Burçak? Espri yeteneği. Yani komik olman. Sağ ol, onu güzel. Onu almak ister bir hafta. Ya? Erhan, son karar senin. Açılan cevaplar iş, ev, araba ve arkadaşlar. Şakacı olmanız, espritüel olmanız. Espritüel olması açılırsa Çeşmebaşı bu ete bağlanır. Vermem bir haftalığına. Wow. Ben ne yapacağım? Ve böylelikle güzel. Wow. Demek ki aslında daha böyle yeteneği, fiziki özellikler çok. Çıkmadı şu ana kadar. Alacağız. Acaba öyle yetenek. Mi? Başka bir şey ne var sizde? Sempatik. Sempatik olması. En popüler dörtte bakalım ne varmış? Banka hesabımmış. Benim orayı en popüler geldi. Üçü, görün. Wow.
Wow. Sağ olun, çok insanlarsınız gerçekten. Çok teşekkürler, sağ olun. Gidiyorum. Nur ya, ne sen, Nur böyle bak. Zaten her şey bu Murat'ın yüzünden oldu. Dert etmeyin çünkü 150 puanım var. Kapması bedava. Murat ve Erhan buyursunlar. Çağrışım etabı ile devam ediyoruz. Totalde 150 puanı var. Siz şimdi 30 puan için yarışacaksınız. Bir tane kelime vereceğim ortaya. 3 tane çağrışım yapan kelime istiyorum sizden. Bunların hepsi için 5, her bir kelime için 5 saniye vaktiniz var. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Paris. Erhan. Romantizm. Eyfel Kulesi. French Kiss. Fransız öpücüğü. Ya, French Kiss. O mu geldi Paris deyince aklıma? Bakalım çağrışımlar doğru mu? Yani. Güzel. Nice. Murat. Paris. Hiçbir fikrim yok. Adam turizm şey yaptı. Bak. Sağlık turizmi yapıyor. Para, para, para. Bir şey gelmedi mi aklına? Hiç gelmedi. Bir Nur'a dönün. Şimdi geldi. Kızma yani. Ya adam karşında söyledi. İkisini kopya, bir tanesini söyle Murat Bey. Ne söyleyeyim? Gelmiyor aklıma. Ya, ya ne tatlı değil mi? Patronu ya. Ya böyle söyle Murat Bey. Bakalım 100 kişiye sorduğumuzda Paris dediğimizde hangi kelimeler çağrışım yapmış? Eyfel, Fransa. Ah be. Fransa, o öpücüğü yapma Fransa desen olacak. Ah, neyse. Görüşürüz Murat, görüşürüz Erhan. 30 puan elde kaldı. Nur ve Burçak geliyor. Dur Murat, şimdi Nur'u da göreceğiz. Ben hiçbir şey bilemiyorum ki. Bilirsin, bilir. Sen çünkü adama sürekli sinirlendiğin için. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Deri. Burçak. Ceket. Esmer. Deri, deri, esmer. Deri, 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 deri. Güneşlenmek. Söyledim ama. Söyledim ama. Aldım, aldım. Kime ikna etmeye çalışıyorum? Burada ikna edeceğim bir kişi var. Siz, Burçak, o da benim. Tamam. Söyledim ama, söyledim ama. Bakalım doğru. Deri. Çanta, sarışın, kuru. Kuru mu? Kuru deri. Deri, kuru deri. Özellikle Sicilya'da kuru deri. Hani? Güneş kremi. Hani deri kuru ya. Çok haklısın. Hayır, o esmer dedi diye mi sen sarışın dedin? Evet. Bakalım çağrışımları doğru mu? Deri, aslında ceket çok güzeldi. Çantadan girdi. Bakalım neymiş? Kemer. Ah be. Ben direkt deri, evet. Şuna gittim sonra. Evet. Yok. Görüşürüz. İşte. Bende kaldı 30 puan. En azından cevap verdim. Bir sonraki 30 puanımı acaba verebilecek miyim yoksa bende mi kalacak? Zeynep ve Gürkan geliyor. Hadi Gürkan. ...30 puanlık kelimeniz geliyor. Gökyüzü. Bulut, yıldız, uçak. Bakalım çağrışımları doğru mu Zeynep'in? Gürkan, gökyüzü. Bulut, yıldız, mavi. Bakalım çağrışımlar doğru mu? Görüşürüz. Kaptırdın. Gitti. 30 puan. İlk 30 puan gitti çeşme başına. Mavi güzel oldu. Özlem ve Sena geliyor. Evet. 30 puanlık kelimeniz geliyor. Sütlaç. Özlem. Tatlı. Yemek. Süt. Çarşımları görelim Özlem'in doğru mu? Değilmiş. Sena, sana eller rahat artık. Ay, butonla işin yok. 30 puanlık kelimen geliyor. Sütlaç. Tatlı, süt, pirinç. Bakalım çağrışımları doğru mu?
11 30 puanım var. Onun içinde kader ve Aslı geliyor. En sevdiğiniz olabilir. Türk kahvesi. Aslı. Sade, cezve, kahve fincanı. Çok güzel gidiyordun. Dur bakalım bu oldu mu? Bravo. Dedim acaba telve mi? Telve de olurmuş. Aynen. 30 puan gitti, görüşürüz. Hiç şansın yoktu o kadar. Vallahi bana da öyle geldi. Türk kahvesi. Efendim 150 puanım vardı. 30 puanımı İtalyanlar alırken 126 puana ulaştılar. Fakat Çeşmebaşı ekibi 60 puanımı kapınca 217 puanla öndeler. Dördüncü etapımıza devam ediyoruz. Sena ve Özlem buyursunlar. Yüz kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Yeni doğacak kızına... Ne oldu ya? Ben de korktum, ne oldu? Ne bileyim, Sena. Nazar boncuğu diyeceğim. Sen de. Nazar boncuğu. Soruyu bilmiyorsun. Sorum ne sence? Yeni doğan kız çocuğuna bilmiyorum. Kız çocuğuna nazar boncuğu ne takılır. Alır, ne takılır? Nazar boncuğu var mı? Bak aslında uzak değilsin. Bambaşka bir şey ama uzak da değilsin. Soru tam geliyor Özlem. Yeni doğacak kızına isim arayan bir kuyumcu sattığı mücevher ve değerli taşlara bakarak hangi isimleri bulabilir? Zümrüt. Sen niye böyle döndün ya? Böyle ha. Zümrüt. Kime küstü Özlem? Zümrüt var mıdır? Zümrüt. Buyursunlar. Görüşürüz Sena. Görüşürüz. Hayır, Özlem Zümrüt'e açıldı, yine memnun kalmadı. Çünkü en popüler 2'de açıldı. Aslı. En popülerini açtırırsan 1000 lira da sana gelir. Açtırmasan da ziyanı yok. Yeter ki bir tane açtır yani. Yeni doğacak kızına isim arayan bir kuyumcu sattığı mücevher ve değerli taşlara bakarak hangi isimleri bulabilir? Zümrüt. Aslı. Lal. 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 Lal var mı? No. Lal. Kuyumcu. Taş. Erhan. Ya kuyumcu. Sattığı mücevher ve değerli taşlara. Akik. Kızına akik koyanı da Allah. Hayır kızım. Aha. Bakalım bu akşam şanslı sorumuz kime gelecek? 5000 lira için kiminle yarışacağız? Ben miyim? Sena, sensin. Ben miyim? Buyursunlar Sena. Şöyle alayım seni, baş başayız. Ben miyim? Sensin. Sena, 5000 lira için yarışmaya hazır mısın? Hazırım. Hazırsın. Hazırım. 100 kişiye gittim, sordum. Bir tane cevap istiyorum. Tamam. En popüler cevabın peşindeyim. Tamam. Fısıldayarak konuştuğunuz bir yer söyleyin. Sinema. Sinema. Sena'ya 5000 lirayı kazandırır mı? Bekle de gör. Sena. Oldu mu diyor? Oldu mu? Ben miyim? Oldu mu? Hakikaten şanslı sorun, şanslı cevap çok güzel oldu. Toplantı diyecektim ama olmadı. Efendim sizdeyim. Evet, Erhan'ın harika cevabını aldım. Bir kız çocuğuna, bir kuyumcu olarak isim arıyorsanız işte Erhan'a kulak verin. Bir daha alayım cevabını. Allah'tan kızlarını tanık. Cevabını bir daha duyayım. Akik. Akik. Bugün akiklere gidiyorum, ders çalışmaya. Akik var mı?
verirsen ikinci çarpı gelir. Bir tane açılmış cevap var. Kümelenin İtalyer. Burçak. Hadi şeyi eline al. Yakut. Olabilir. Niye Yakut diye isim olur? Var. Yakut. Kız var. İsmi? Yakut. Evet. Kız. Yakut. Yakut. Evet. Evet. Var var. Ben gerçekten tanıyorum. De yok. Evet. Ben tanıyorum. Aa. Ben tanıyorum. Kız. Aa. Var var. O... Yakut Hanım nasılsınız? Yakut Hanım. İyisiniz inşallah. Var mı? Yakut var mı? Aa varmış hakikaten. Ben de diyeceğim koskoca kuyumcuda bir tek zümrütü mü buldunuz? Gürkan. Zor soru. Hakikaten. Evet. Zor. Gürkan, biz kadınlar için biraz daha galiba kolay ama yok biz de çıkamadık. Yok. Işte. Zümrüt. Var. Benim aklımda var. Yakut. Ay benim de bir tane var aklımda. Elmas. Elmas. Yani. Evet. Var var bizim sülalede var. 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 Neyi Burçak? Elmas var. Aa, elmas var. Elmas çok var. Bir de çıkar. Elmas aha. Var yavrum zaten. Evet. Elmas var. Var. Elmas, Emras abla. Buradan Elmas ablaya da selam olsun. Bakalım elmas var mı? Sürprizi 1000 liram yine sana gelir Gürkan. Şanslı. Az önce de sana gelmiştim. Evet, evet. Yani sen de şu an cepte hazır 2000 var. Çok yani. Güzel. İki tane çarpınız var. Özlem sendeyim. Açıldık galiba. Elmas, Zümrüt, Yakut. Yeşim. Yeşim var mıdır? Bravo. Benim cevabım da. Aslı. Valla benim cevabım da yeşim. Çok üzgünüm şu an. Benim de aklımda bir tane var. Benim aklıma bir şey daha var. Hadi. 5. 4. 4. 6. Evet. Olabilir. 6. Var ama. Var. Var. Yakut'a da yok diyordum. Yakut var. Var mı? Var. 3'ün çarpıda geldik. Kader. Aldı galiba. Birkaç tane var. Güzel, say. Tamam. İnci, mercan, kehribar. Aa. Sena. İnci diyorum. Zeynep. İnci. 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 Benden çok. İnci. Murat. Ben ekip arkadaşlarıma evet. Güveniyorum. İnci. İnci açılırsa İtaller etabı alır. Gelmişti benim aklıma o gitti dediğim inciydi. Kaderin söylediklerinin hepsini söyleseydin olurdu galiba. Başka ne vardı mercan. Sen? Mercan. Mercan da güzel. Kehribar. Kehribar. O da zaten. Kehribar biraz zorlardı işi. Ya, mercan. Evet. Mercan güzel. Bakalım mercan. Neymiş o açılmayanız. Sede. Aa Sede. Arkadaşım da var Sede. Ay iyi ki çoğunluğu dinledi. İyi ki Nur'u dinledin İnci dedi. Yoksa ben bilmiyorum ne olurdu. Efendim duble puan etapına geldik. Bu etap finalistimizi belirler. Hemen aha. Puan durumunu hatırlatayım. İtaller 203 puanda. Çeşmebaşı 217 puanda. Ne oldu Kader? Yapacağız. Kader ve Aslı geliyor. Hadi. Aslı'cığım sende çoluk çocuk? Yok. Yok. Kader? Yok, bekarım. 100 kişiye sorduk, en popüler 6 cevabı arıyoruz. Anne, bir anne şehir dışındayken bir babanın... Geri alabiliyor muyum? Geri alabilirsin. Tamam. Bir babanın çocuklarını akşam yemeği için yapabileceği bir şey söyle. Kader. Çorba. Çorba, ne çorbası yapar? Tarana yapsın. Tarana. Tarana mı? Ama ha, zaten doğru, var. Tarana zaten hazır. Tarana var mı? Şey, çorba var mı? Aslı. Anne şehir dışındayken bir babanın çocuklarını akşam yemeği için yapabileceği bir şey söyleyin. Makarna. Makarna. Buyursun.
Çeşme başıyla başlıyoruz. Görüşürüz kader. İtalyanlardan kader. Çorba deyince açılmadı. Makarna deyince Aslı açıldı. Sırayı kaptılar. Ay bir de en basiti dedim. Demek ki daha basitler var. Evet burada. Ne demek ki? Yani çorba. Anne yokken babanın yapabileceği çocuklara Erhan. Evet sizde. Köfte patates. Bir dakika bu geldi. Köfte. Işte. Var mı köfte? Köfteyi. Bravo. Aa en popüler 5. En popülerini gerçekten çok merak ettim. Burçak. Tost. Ay evet. En popüleri o çıkar kesin. Tost. Evet. Biz meyve en çok ay, yapılan. Çocukları tostla mı geçiştiriyorsun? İyi ama öyle bir şey var ya. Hiç kimse aç kalmaz. Bir şekilde evet. Mi? Tost, tost. Tost var mıdır? Bravo. Hala en popülerini buldu. Aa Gürkan. Benim 3 bak. Üç bu oluyor. Beşinci geliyor. Sürprizi geliyor. Bilmiyorum olur. Ona da mı göz koydun? Geliyor. Yumurta. İşte. Gitti 1000 lira. Yine Gürkan'a gitti. Bak gör. Tabii yumurta tabii. Mı? Gerçekten ilk oldu. Yani bir kişinin 3 tane sürprizli 1000 lirama alması Gürkan'a nasip oldu gerçekten. Bravo. Başka var mı? Bitti. Bitti. Ne Gürkan? Bir tane daha var mı? Yok kalmadı. Olsa dükkan senin. Adam 1000 liraları almaya gelmiş. Özlem. Sandviç. Sandviç var mıdır? Bravo. Ve Aslı hiç çarpınız yok. Harika. Doğru cevabı başlarsan otomatikman finaldeyiz sizinle. Hazır pizza diyebiliyor muyum? Hazır. Diyebilirsin. Hazır tabii. Pizza. Pizza. Biz çok hazır. Hayali evet. Hazır. Bakalım pizza var mı? Pizza açılırsa çünkü Çeşmebaşı ile finaldeyiz. İlk çarpı gelir Erhan. 5. 4 2 patates. Taktı o köfte patatesi. Patates ya. Patates var mı? Hani köfteleri patates var mı? Yoktur. İkinci çarpı gelir. Kümelenin fırsat ayağınıza geldi. Burçak bir tane açılmamış cevabınız var. 2 tane çarpınız var. Doğru cevabı açtırırsan finalde sizinle yarışırız. İnşallah mısır gevreği. Mısır gevreği açılırsa çeşme başıyla 2 tane çarpıya rağmen şu anda finaldeyiz. İtaller fırsat ayağınıza geldi. Bak fırsatı görüyor musun? Geliyor sana doğru. Kader. Kızartma diyeceğim. Benden bir kızartma çıksın. Kızartma geldi. Sena? Ben de ne diyeyim? Pilav diyeyim. Tavuklu pilav ya da pilav. Zeynep yavrum. Ne olur bana güvenin ve pilav diyeyim. Bence menemen, benim babam hep menemen yapardı bana. Menemen! Nur! Kahvaltılık. Ama akşam yemeği. Akşam kahvaltısı tabii böyle hani yapılır. Murat, son karar senin. Murat, al al oldu. Hadi söyle. Aklımda var. Menemen diyorum. Menemen açılırsa İtalyanlarla finaldeyiz. Açılmazsa çeşme başıyla. Çeşme başında kaldı. Dedim ben ama ya. Menemen imkansız ya. Kızartma vardı orada. Bilemedim. Başka ne vardı? Pilav vardı. Tavuk vardı Zeynep'te. Ha, sen de vardı Sena. Kahvaltı vardı. Aklınıza geldi mi başka tavuk bir şey? Tavuk sanki en yakın. Pilav ve tavuk. Bakalım açılmayan o yemek neymiş? Babaların çocuklarına yaptığı. Aklıma geldi. Bir şey söyleyeceğim. Yapabileceği bir yemek değil, yapabileceği bir şey. He,
Zeynep demiyor ama. Trik bak, var burada. Ha. Acele et. Sen de acele tamam. ettin. Soruyu tam soruyordum evet. hemen mısır tamam. gevreğini. Şimdi oldu. Anne şehir dışındayken bir babanın çocukların akşam yemeği için yapabileceği bir şey. Efendim İtaller. 203 puan ama fena değil yani. Gerçi 30 puanla başlamıştınız. O avantajı kullanamadınız. Enteresan çünkü niye biliyor musun? Çoğunlukla o tarafla başladık. Evet. Sırayı hep orası kaptı. Ama dediğim gibi işte aileler yarışıyor da hiç belli olmuyor kimde kalacağı finalin. İtaller iyi ki geldiniz. Nurcuğum bir şey söylemek ister misin? Görüşeceğiz birazdan. Merak etmesin. Ailenize selam söyleyin. Efendim iyi ki geldiniz. Sizi alkışlarla umuyorum. Çünkü finalde çeşme başında buluşalım. Çeşme başıyla finaldeyiz. Kimlerle yarışıyorum? Gürkan ve Burçak. İlk kiminle yarışıyorum? Ben geliyorum. Burçak seni şimdilik müzik odasına alacağım. Gürkan seni de final için yerine. Bu akşam bizden 3 tane sürprizli 1000 lirayı kapan Gürkan. Finalde baş başayız. Evet. Şimdi efendim bu akşam 10.000 lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 20 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Tamam. Heyecanlandın mı? Ses yok, çıkmadı. Yok heyecan yok. İyi misin? İyiyim iyiyim. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Bak. Meyve salatasının içinde görebileceğiniz bir meyve söyleyin. Kivi. Çok sayıda koşan insan görebileceğiniz bir yer söyleyin. Maraton. Kuşlarda olan bir şey söyleyin. Kanat. 31 gün olan bir ay söyleyin. Ocak. Sık sık duraklama yapan bir araç söyleyin. Çöp arabası. Çöp arabası. Güzel, alkışlarla seni yerine alayım. Güzel. Final için Burçak geliyor. Burçak bu akşam aileler yarışıyordan 10.000 lirayı kazanabilmeniz için toplamda 200 puana ihtiyacınız var. 25 saniye süren var. Sana çok basit 5 tane soru soracağım. Mümkünse aklına gelen ilk cevabı ver. Aklına hiçbir şey gelmiyorsa pas de. Pas de ki süremiz kalsın. Değiştir dersen bil ki senden önce Gürkan aynı cevabı vermiş demektir. O zaman da hemen cevabını değiştir. Hazır mısın? Hazırım. Bol şans diliyorum. Teşekkür ederim. Meyve salatasının içinde görebileceğiniz bir meyve söyleyin. Elma. Çok sayıda koşan insan görebileceğiniz bir yer söyleyin. Atletizm yarışması. Kuşlarda olan bir şey söyleyin. Kanat. Değiştir. Tüy. 31 gün olan bir ay söyleyin. Mart. Sık sık duraklama yapan bir araç söyleyin. Otobüs. Belediye otobüsü. Güzel. Gürkan seni de Burçak'ın yanına alayım. Burçak ve Gürkan 10.000 liraya giden o yolda bakalım neler yapmışlar. Haydi bismillah. Meyve salatasının içine görebileceğiniz bir meyve söyleyin dedim. Gürkan'dan kivi geldi. Kivi size kaç puan kazandırır? 3'ten da elma geldi. Elma size kaç puan getirir? Buranın en popüler cevabı elmaymış Burçak. Çok sayıda koşan insan görebileceğiniz bir yer söyleyin dedim. Gürkan'dan maraton geldi. Maraton size kaç puan getirir? Uçaktan da aynı soruya cevap olarak atletizm yarışması geldi. Atletizm yarışması siz çeşme başına kaç puan kazandırır?
cevapları açtırdım Burçak. Süper. Bir sonraki sorum şuydu. Kuşlarda olan bir şey söyleyin. Gürkan'dan kanat geldi. En popüler cevap. Kanat. Çeşmebaşı ekibine kaç puan daha getirir? Bravo. Burçak'tan da tüy geldi. Tüy size kaç puan kazandırır? Bravo. 31 gün olan bir ay söyleyin dedim. Gürkan'dan Ocak geldi. Ocak ayı 148 puanınızın üstüne kaç puan daha getirir? Bravo. Ve Burçak'tan Mart geldi. Bitirdik. Sanki Mart ayı 182 puanınızın üstüne kaç puan gelir? Ulaştınız. Çeşmebaşı ekibinden Özlem diyor ki son soruya gelmeden bitsin bu iş. Ona bakacağım. Efendim son sorum şuydu. Sık sık duraklama yapan bir araç söyleyin idi. Gürkan'dan çöp aracı geldi. Çöp arabası. Çöp kamyonu. Çöp kamyonu burada şu anda bu işi bitirir mi? Ve sizi 10 bin liraya ne kadar yaklaştırır? Onu şimdi göreceğiz. İlla son soru açılacak ya. Burçak'tan da... Burada. Otobüs geldi. Zira belediye otobüsünü kastetti. Otobüs bu akşam Çeşmebaşı ekibine 10 bin lirayı kazandırır mı? Onu şimdi hep birlikte göreceğiz. Yani hiç sekmedi. İlla ki birisi en popüler cevabı açtırdı. Böyle 238 puanla hem de 10 bin liraya kaptı. Gürkan çok güzel yarıştı. Burçak sen de şey mi oldu? Ocağı kesin o demiştir. O yüzden Mart'a mı? Hayır, Mart geldi. Hakikaten Mart mi? Muhabbeti yaptık ya burada demin. Evet. Ya çok güzel yarıştılar. Gerçekten öyle. 10 bin lira sizde. Gürkan'da 3 var. Başka? Yok. Ay hiç bırakmadın mı buraya bir bin lira? Beşi de karşıya kaptırdık. Oraya da evet. Aslı. Onda bize yapacak bir şeyimiz yoktu onlara. Iyiydi. İyi ki geldiniz mi? Çok teşekkür ederiz. Hakikaten çok eğlenceli oldu. Çok eğlenceli efendim.
Maşallah ya, ikizlere baktım. İkizlerin annesi de ikizlerden farklı durmuyor, öyle söyleyeyim size. Harika efendim. Baş brotherslerimiz burada. Çıkın çıkın gelin, ben buradayım. İşte bak, iyi ki geldik diyorlar. Siz de hadi iyi ki gelin yani. Gelin gelin ki iyi ki olsun. Efendim yepyeni bir aileler yarışıyor da yeniden görüşünce de kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İyi akşamlar.